aslında son 20 yılda bilim kurgu filmleriyle hafızamıza kazınmış sahneler. İşte dünyaya bir virüs hızla yayılır, insanları öldürmeye başlar ama insanoğlu sonunda ağır kayıplar verse de o virüsü yenmeyi başarır. Umarız bu kez o ağır kayıplar daha da ağırlaşmadan bu sağlanmış olur. İşte dünyayı kasıp kavuran bu koronavirüs salgını Türkiye'de de ilk vakanın görülmesiyle birlikte büyük bir tedirginlik yaratmış durumda. Bursalılar da bu tedirginlikten paylarını aldılar. Tabii yağışlı ve soğuk havanın da etkisiyle sokaklar eskisine nazaran daha sakin durumda. Şimdi her bir insan kendi kendine koruması lazım. Daha çok evde vakit geçiriyorum. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da eğitim öğretime ara verildi. Özellikle üniversitelerin tatil edilmesiyle birlikte şehirler arası otobüs terminallerinde yoğunluk had safhaya çıktı. Binlerce öğrenci Bursa'dan memleketlerine giderken binlercesi de okudukları şehirlerden Bursa'ya geldi. Vaka sayısının artmasıyla birlikte Bursalılar toplu alanlara girmekten biraz daha imtina ediyorlar. Bu durum ulaşımda da kendisini gösteriyor. Toplu taşıma araçlarına rağbetin azaldığını söyleyebiliriz. İmkanı olanlar daha çok özel araçlarıyla yola çıkarken otobüs ve raylı sisteme ilgi bir nebze de olsa azalmış durumda. Kalabalığın içinde takıyorum, teze havada açıyorum yani böyle. Ölümcül virüsün Türkiye'ye de giriş yapmasıyla birlikte Bursalılar soluğu marketlerde almaya başladı. Özellikle gıda ve hijyen ürünlerine ilginin bir hayli arttığını söyleyebiliriz. Kolonya, dezenfektan gibi ürünlerin yer aldığı raflarsa kısa sürede boşalmaya başladı. Evimizde her zaman olan kolonya mevcut. Her zaman olan sabun mevcut. Onun dışında maske, dezenfektan, ekstra bir şey yok. Zaten almaya kalksam piyasada yok. Her vatandaş tedirgin şu anda. Peki ne yapıyorsunuz? Nasıl önlem alıyorsunuz? Önlemim mi? Böyle. Kolonya. Evet, evet. Neyse reklamını yapmayalım bari de. Kolonya. Alınacak olan doğru yer evet eczaneler. Çünkü bizlerdeki el dezenfektanları Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın onayından geçmiş. İçerisinde etil alkol olan ürünler. Kullanımına gelince bunlar ilaç olmadığı için şu kadar zamanda etkinliğini koruyor diye bir şey söyleyemeyiz. Ancak toplu taşıma araçlarından indikten sonra, evimize girerken, alışverişlerden sonra bu minik dezenfektanlarla ellerimizi güzel ovalayarak silinmesini tavsiye ediyoruz. Merdiven altı diye tabir edilen bizim Türk Eczacılar Birliği'nin de bu konuda 2 gün önce yaptığı bir yayınla maalesef satışların internet ortamında, sanal alemde başladığını bizler de biliyoruz. Ancak onlarda kullanılan metil alkolden dolayı özellikle göze temasında körlüğe kadar giden istenmeyen sonuçlar elde edildiği için lütfen çok dikkatli olalım. Evet, fiyat farkı var. Çünkü kolonya meselesinde de virüsün, özellikle koronavirüsün son yapılan çalışmalarda 62 santigrat derecenin üzerinde öldüğü alkol oranıyla tespit edilmiş. Kolonyalarda, bizlerdeki kolonyalarda 80 santigrat derece bulunuyor alkol, etil alkol. Ama maalesef dışarıda olanlardaki alkol derecesini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de dezenfektan özelliğinden faydalanamıyoruz. Ama biz tam aksine bundan faydalandığımızı düşünüp korumak yerine kendimize ve çevremize de zarar vermiş oluyoruz. Fiyat farkına gelince bizlerde son günlerde artan talep doğrultusunda herhangi bir fiyat artışı olmadı. Fiyatlarımız stabil, sabit. El dezenfektanlarında, eldivenlerde, kolonyalarda hiçbir sıkıntı yok. Fiyatlarda da herhangi bir artış yok. Maske kullanımı artık günlük hayatın bir parçası haline gelmeye başladı. Bursa'da yolda, otobüste, kapalı salonlarda maske kullanan insan sayısı hızla artmaya başladı. Buraya kadar her şey normal ve anlaşılabilir. Ancak normal olmayansa maske fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar. Ellerimi, her akşam ellerimi yıkıyorum. Yani yemeğe geçerken, mutfağa geçerken ellerimi yıkıyorum. İyice yıkıyorum. Ancak maalesef maske bulamıyoruz. Bunun sebebini tam olarak bizler de bilmiyoruz. Ama depolarımız temin etme noktasında sıkıntı yaşadığı için bizler de alım yapamıyoruz. Şu andaki piyasadaki taleple ilgili ürünlerde malzeme temini ve fiyatlarla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Maske, el dezenfektanı, onun dışında jel,
bu malzemeler şu anda ülkede sıkıntıda, stoklar sıkıntıda ve fiyat verilemiyor. Çünkü ürün talebi çok fazla. Taleplere firmalar yetişemiyorlar. Sektörde bugüne kadar böyle bir şey olmadı. İlk sefer oluyor. Gerçi şu anda dünya bununla uğraşıyor. Nasıl olacağını biz de kestiremiyoruz. Yarına bakacağız. Bir kutu maske, yani şöyle 3 katlı diye şu anda çok piyasada ismi dolandığı için söyleyeyim. 3 katlı maskenin normal perakende de fiyatı bundan önceki süreçte 10 liralardaydı, 8 liralardaydı, 12 liralardaydı. Şu anda kutu fiyatı olarak 200'lerden bahsediliyor. Kaç tane var? 50 tane var. Yani bundan sonraki süreçte ne olacak? Daha da fazla artacak gibi görünüyor ama ürün yok. Talep çok, ürün yok. Koronavirüs tedirginliği Bursa'da siyasete de etki etti ancak farklı biçimlerde. Örneğin AK Parti ilçe kongrelerini risk ortadan kalkıncaya kadar iptal ederken Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları kongrelerini ertelemedi. İYİ Parti ise ilçe kongrelerine devam etti. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet efendim, kongreyi açılış yapıyoruz. Şimdi bu üçüncü madde